Evet. Bir de bu var. Yer Oğuz abi mi? Siz bu arada Anteplisiniz. Evet. Kerem Bey de Malatyalı. Yani şehirlerimizin durumunu soruyorsanız Gaziantep nispeten çabuk toparlandı. Çünkü orada asıl hasar Nurdağ. Evet. Aslında Nurdağ Amerikalılara baktığınızda depremin merkezi. Evet. Bir de öyle bir durum var. Yani 7-8 verdiler ve hala Nurdağ gösteriyorlar. O ayrı mesele. Bazı tespitlerimiz var. Buyursunlar. Çözüm önerilerimiz var. Ve bir takım yanlışlara dönük gözlemlerimiz var. Buyursunlar. Şimdi çadır dendiği zaman ben 10 yaşımda Çanakkale'de deprem kış koşullarında Yenice Gönen depreminde bir ayı aşkın bir süre çadırda yaşamış bir insanım. Bu kış soğuğu o çadır zemininde insanı içine çeker ve soba dahi ısıtamaz. Gittik Kahramanmaraş'ta Ayaz'ın ne olduğunu gördük. Orada çalışan arkadaşlarımız üst üste 8 kat giyiyorlar. Ona rağmen arada bir dişleri vuruyor Ayaz'dan. Her bir arabada yorganlar var. Çadır dendiği zaman bana sanki Tunç Çağı falan gibi eski bir dönem gözümün önüne geliyor. Ayrıca iktidar 5000 lira kira yardımı yapıyor. Kardeşim bu insanlar eşyalarını çıkartıp binalarını ondan sonra enkaz haline gelmiş bir şekilde görmediler ki. Binaları da eşyaları da gitti o binalarla be. Her şeyleri gitti. Evet. Şimdi bu insanlar çocuklarını tutacaklar ellerinden. O şekilde İstanbul'a ya da başka bir kente gelecekler. Çırılçıplak bir evde oturacaklar bu insanlar. Mümkün mü? Onun yerine şunu yapmak lazım. Bana göre yurtlar da çözüm değil. Üstelik eğitimi pandeminin ne kadar engellediği gerçeğini de göz önünde bulundurarak biz ısrarla yüz yüze eğitim olarak sürdürmek zorundayız. Aksi takdirde bir kuşağı kaybedebiliriz. Bu da telafisi mümkün olmayan zararlar verir bize daha sonra. Dolayısıyla yapılması gereken belki bu kira yardımlarını falan da hepsini katarak konteynerler üretmek. Ben bunun bir örneğini gösterdim. 17 Ağustos depreminden sonra biliyorsunuz Kızılay enkaz altında kalmıştı. Onu oradan kim çıkarttı? Çağ atlattı üstelik. Endonezya'daki depreme kadar yardım malzemeleri götürdü. Açık. Şehirler inşa etti. Tekin Küçükali. Tekin Küçükali ve hayırsever arkadaşları bu konteyner evleri yapmışlar. İçinde banyosu var, tuvaleti var, yatakları var. Tam bir yaşam alanı, ısınma sorunu olmayan barınaklar bunlar. Üniversite yurdu odalarından da tabii, belki daha büyükçe bile olabilir. Çok daha kullanışlı ve çok daha iyi. Dolayısıyla Türkiye'nin şimdi bir konteyner seferberliği yapması gerekiyor. 50 bin konteyner evet, şu işte, anda. Yani 50 bütün bin hatta daha fazla. 50, gönderebildiğimiz daha kadar fazla konteyner göndermemiz lazım. O göçü de engeller böylece. O insanlar oradan kolay kolay kopamazlar. Buraya geldiklerinde ayrı bir travma, ayrı bir adaptasyon sorunu, o çocukların eğitim sorunu. Yani bu mesele öyle. Gelin bu depremi işte hep birlikte acılarınızı paylaşalım, şu kadar yardım yapalımla geçiştirilebilecek bir konu değil. Evet. Peki değil. Şu orada kaybedilenler de sayı değil, hepsi birer insan. Evet. Ve onların da orada yakınları var, akrabaları var. Şu anda onlar adeta kurşunu insan yediği zaman nasıl sıcağı sıcağına hissetmezmiş bazen. Öyle bir şoktalar şu anda. Bir de Uğur abi dün Gökhan Zan bağlandı. Yani işte Atatürk benim şahsi meselemdir diyor ya Hatay için. Hatay'da diyor demografik yapı değişebilir. Yani eğer o insanlar tabii, giderlerse tabii, geride kalanlarla birlikte tabii, oradaki demografik yapının değişme tehlikesi. Sadece o değil, bunu birçok kişi söylüyor. Naim Babiroğlu da evet, söylüyor bir Hataylı doğru, olarak. Bir başka ciddi konu da köklü ailelerin kentlerini terk etmesi. Evet. O çok önemli. Bu çok önemli bir konu. Yani onlar oraların lokomotifi niteliğinde, kanaat önderi niteliğinde ve bölgedeki zaten toplumsal yapıda da bu aileler falan çok önemli. Aman. Yani, ekonomi ve ticaret tabii ki. Tabii kesinlikle. İşin bir de o yanı var.